Beynimizin %10'unu kullandığımızı kesin bir yerde ya duymuşsunuzdur ya da okumuşsunuzdur. Elbette ki bu tamamen yalan. Fakat gerçekten bahsettiğim Lightroom'un belki de %10'unu kullanıyoruz. Oysa Lightroom bize çok daha fazlasını sunuyor ve böylece bu videoda da Lightroom'u verimli kullanmak için işinize yarayacak mükemmel ipuçlarından bahsedeceğim. Böylece aslında fotoğraf düzenlemesinde oldukça işinize yarayacak bir videoyla da beraberiz. Öyleyse hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm ve hemen başlangıçta da şunu söyleyeyim. Bu video Asus sponsorluğuyla hazırlanmıştır ve kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Öyleyse ilk maddemizde başlayalım. Bu oldukça işinize yarayacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Lightroom'da benzer tarzda bir sürü fotoğrafım var. Mesela biz bu fotoğrafları düzenlemeden önce ilk önce ideal pozlama değerine getiririz. Bu noktada pozlamayı arttırdık, tamam. Ama benzer tarzda bir sürü fotoğrafım var. Ben hepsinde tek tek bu işlemi mi yapmalıyım? Tabii ki hayır. Fotoğrafımıza gelip pozlamayı hafif arttırıyoruz. Ardından Ctrl A diyerek bütün fotoğraflarımızı seçiyoruz. Ardından Settings'e geldikten sonra alt tarafta görmüş olduğunuz gibi Mesh Total Exposure var. Yani bütün fotoğrafların pozlamalarını eşleştir. Ve bastığımız zaman dikkat edin. Şu anda fotoğraflarımın pozlama değerleri ideal aşamaya geldi. Aynı ayarlamaları da yapmadı. Bazılarında farklı pozlama değerlerini ekledi. Çünkü bütün fotoğrafların pozlama değerleri farklı. Böylece toplu bir şekilde fotoğraflarınızın pozlama değerini ayarlayacaksanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Kesinlikle size zaman kazandıracak bir yöntem. Bu arada pek çok kişinin bildiğini biliyorum fakat işinize yarayabileceği için şundan da hızlı bir şekilde bahsedeyim. Bu noktada fotoğrafınızın detaylı düzenlemelerini yapmadan önce Develop arayüzüne geçiş yaptığınız zaman burada Auto karşınıza çıkıyor ve bu bölüme bastığınız zaman Lightroom otomatik olarak düzenleme yapacaktır. Bu size zaman kazandıracaktır. Özellikle bu ayarı bilmeyenler için aklınızda bulunsun. Tabii asıl bahsedeceğim şeyler bunlar değil. Diyelim ki şöyle bir fotoğrafımız var. Fotoğraf size çok düzgün gelebilir fakat aslında eğrilik var ve genelde bu tarz fotoğraflarda transform'a geldikten sonra buradan auto diyerek eğriliği düzeltebiliriz. Ya da başka bir fotoğraftan bakalım. Bu fotoğrafta da auto'ya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak eğriliği düzeltti. Fakat bunu doğru bir şekilde yapıyor gibi gözükse de çoğunlukla çok düzgün bir şekilde çalışmıyor. Bunun yerine daha doğru yöntem bizim bu ayarı yapmamız. Dikkat edin, bizim burada referans çizgilerimiz var. Bu çizgileri kullanarak eğriliği daha iyi ve hatta mükemmel bir şekilde düzeltebiliriz. Nereleri düzeltmek istiyorsanız seçeceksiniz. Bu noktada ben şu bölümü seçiyorum. Ardından üst tarafı şöyle bir düzeltelim. Güzel. Tabii şu anda ben hızlı bir şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi küçük çaplı düzeltmeye başladı bile ve yandaki referansı da düzeltelim ve böylece görmüş olduğunuz gibi tam dersek ilk haline göre ciddi bir fark var. Çok daha düzgün karşıdan gördüğümüz bir fotoğraf haline geldi. Böylece bu yöntemi kullanarak hızlı bir şekilde fotoğraflarınızdaki eğriliklerden kurtulabilirsiniz. Bu da tavsiyelerimden biri. Bir diğer taktiğimiz ise aslında pek çok alanda işinize yarayacak bir taktik. Hem organizasyon konusunda hem de eğer ki HDR, HDR fotoğraf çekiyorsanız kesinlikle seveceksiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benzer tarzda farklı zaman dilimlerinde aslında çekilmiş fotoğraflar karşımızda. Şöyle bir şey var Lightroom'da. İstersek biz bu fotoğrafları zamana göre kategorize hale getirebiliriz. Ve bunu Lightroom bizim yerimize yapıyor. Mükemmel. Nasıl yapacağız? Fotoğraflarımızı seçiyoruz ve ardından sağa tıklıyoruz. Stacking ve alt tarafta Auto Stack by Capture Time seçeneği karşımıza çıkıyor. Ve bu bölümde ise zaman karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu slider'ı kaydırdığınız zaman mesela 10 dakika yaptığınız zaman 3 tane şu an bulunduğunu söylüyor. Onaylayalım ve görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarım şu anda zamana göre birleştirildi. Ve bu da üzerine tıklarsak otomatik olarak açılacaktır. Buradan açıp kapatabiliriz. Fotoğraflarınızı organize etmekte de işinize yarar. Fotoğraflarınızı toplu bir şekilde görmekte de işinize yarar. Aslında oldukça faydalı. Eğer ki kaldırmak isterseniz de sağ tıkladığınız zaman buradan unstack derseniz görmüş olduğunuz gibi eski haline geri getirecektir. Ve ben Ctrl Z yaparak geri hale alayım. Hızlı bir yöntemden daha bahsedeyim. Bu noktada fotoğraflarınızı seçtikten sonra Develop arayüzünde Ctrl H'ye basarsanız görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak HDR birleştirme seçeneği, yani fotoğrafları birleştirme seçeneği karşımıza çıkacaktır. Böylece HDR fotoğraf çekmeyi seviyorsanız dinamik aralığı yüksek
bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi normal fotoğrafta arka plandaki pencereden detayları yakalayamıyoruz. Fakat şu anda dinamik aralık yüksek olduğu için yakalayabiliyoruz. Ardından merge dediğimiz zaman creating HDR diyor. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız da karşımıza geldi. Aslında bu 3 fotoğrafı biz hızlı bir şekilde birleştirmiş olduk. Bu noktada zamana göre gruplama aslında bütün fotoğrafları toplu bir şekilde, düzenli bir şekilde görmek konusunda da fayda sağlayacaktır. Bunu da yine daha önce değinmiştim ama eğer ki Lightroom'u yeni kullanmaya başlıyorsanız bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden işinize yarayacak bir taktik vereyim. Mesela diyelim ki biz bir işlemi burada slider'la yapıyoruz. Fakat eski haline getirmek için buradan sıfıra tıklamaya gerek yok. Daha hızlı yöntemden bahsedeyim. Hangi aracı sıfırlamak istiyorsanız üzerine 2 kere tıklamanız yeterli. Mesela Shadows sıfırlamak istiyorsunuz. 2 kere tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bütün ayarlarınız sıfırlanacak. Şimdi ise maskeleme konusunda işinize yarayacak bir ipucundan bahsedeceğim. Fotoğrafı görüyorsunuz. Bu noktada fotoğrafımıza bölgesel müdahale yapmak bir fotoğraf düzenlemesindeki en önemli işlemlerden birisi. Fotoğraflarınızın kalitesini yükseltecek önemli nokta. Bildiğiniz üzere Lightroom'daki maskeleme aracı değişti ve bunun üzerine zaten detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Linkini bırakacağım. Şimdi ise şundan bahsedeceğim. Mesela biz burada zaten Select Subject dersek fotoğraftaki objemizi otomatik olarak seçecektir. Bunu bilmiyorsanız o önceki hazırlamış olduğum videoya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Fakat bahsedeceğim şey bu değil. Bu noktada diyelim ki biz fotoğrafta objemizde düzenleme yapmak istiyoruz ama diyelim ki ben şapka, saç, sakal ve tişörtün, daha doğrusu kapşonunun belirli bölgelerini seçmek istiyorum ve oralara da işlem yapacağım. Mesela daha koyu yapacağım orayı. Yani bölgesel bir işlem yapacağız. Bu noktada brush aracına gelerek bölgesel bir şekilde işaretlememizi yapabiliriz ama burada belirlediğimiz alanın dışına da seçim yapıyor. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bu noktada maskemize geldikten sonra sağa tıklıyoruz. Buradan Select Subject'i tıklıyoruz. Ve ardından bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi böylece maskemiz artık sadece bizim seçtiğimiz alanda yapıyor. Hatta buradan brush'a geldiğiniz zaman kendiniz dikkat edin. Daha sonradan istediğiniz alanı yani dışını seçmeye çalışsanız bile seçmeyecektir. Show overlay derseniz maskenizi görebilirsiniz. Tavsiyem buradan opaklığı da arttırmanız olacaktır. Daha rahat bir şekilde görmeniz için. Ardından ben buradan pozlamamı gelip bölgesel olarak mesela kısabilirim. Biraz daha karanlık yapalım. Belki küçük bir highlight'ı da arttırabiliriz. Ya da beyazı arttırıp şöyle bir şey yapalım. Tamamen örnek veriyorum. Sadece belirlediğim alanda işlem yapmış oldum. Mesela yüzüme etki etmedi. Bu sadece bir örnekti. Fakat bu tarz fotoğraflarda özellikle bölgesel müdahalede kusursuz işlem yapmak konusunda inanılmaz derecede fayda sağlayacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. İpuçlarına ve işinize yarayacak taktiklere devam edeceğiz. Fakat pek çok videomda da söylediğim üzere şundan bahsetmek istiyorum. Bir renk düzenlemesi yaparken, fotoğraf olabilir, video olabilir ya da bir tasarım yaparken işimiz renklerle ve renkleri doğru bir şekilde görmüyorsak doğru bir düzenleme yapmamız da mümkün değil. Bu yüzden de monitör çok ama çok önemli bir faktör. Ve bu videoda şunu yapalım istiyorum. Sadece fotoğraf düzenlemesi üzerine taktikler vermeyeyim. Aynı zamanda ekipmanlar üzerine de size bazı ipuçları vermek istiyorum. Böylece daha da yararlı olacağını düşünüyorum. Öyleyse hemen devam edelim. Monitör tercih ederken monitörünüzün IPS olması, monitörünüzün doğru renk kalibrasyonunda olması, bütün bunlara dikkat etmeniz kesinlikle önemli. Pek çoğunuzun bildiği üzere Asus'un ProArt serisi var ve bu ProArt serisinde pek çok profesyonellere yönelik monitör var. Ve aslında şu an düzenlemeyi yapmış olduğum monitör de bunlardan birisi. PA278CV modeliyle düzenlememi yapıyorum. Kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak özellikle renk düzenlemesinde işimize yarayacak noktalar neler olur? Bunlardan bahsedeyim. Monitörümüz 27 inç aynı zamanda 2K çözünürlüğe sahip. Yani Wide Quadro HD çözünürlükte 75 Hz IPS bir panel böylece renkleri doğru bir şekilde bize gösteriyor. Ve özellikle Kalman onaylı renk sertifikası var. Bu da renkleri doğru görme konusunda onaylanmış bir monitör olduğu anlamına geliyor. En kritik noktalardan birisi ise monitörün fabrikadan kalibre edilmiş bir şekilde gelmesi. Böylece monitörü alıp kutusunu açtığımız zaman doğru renkleri görmeye başlıyoruz. sRGB'nin %100'ünü, REC 709'un %100'ünü destekliyor ve böylece renk uzayı da dijital alanda iş yapanlar için fazlasıyla yeterli. Monitörü kullandığım süre boyunca en sevdiğim özelliklerinden birisi ise
tip C girişi oldu ve bu DP aslında bağlantısıyla beraber tek bir kabloyla hem güç hem de görüntü aktarabiliyorsunuz. Mesela ben MacBook'u geldim, bağladım ve doğrudan tek bir kabloyla hem MacBook'un şarj ettim hem de MacBook'un görüntüsünü monitöre aktarabildim. Ve bu da masada kablo karmaşası olmasını engelliyor ve hem de MacBook'taki bir port da boşa çıkmış oluyor. Monitör 150 derece yukarı aşağı hareket edebiliyor ve döndürme konusunda da 45 derece hareket ettirebiliyoruz ve kendimize göre eğimi de ayarlayabiliyoruz. Örneğin bir portre fotoğrafı düzenleme yapmak istiyorsak dikey yani pivot halede getirebiliyoruz, bunu destekliyor. Tabii ki monitörler görmek için var fakat bu noktada tasarım da önemli ve monitörün standıyla beraber çerçevesi sayılabilecek ince çerçeveleriyle beraber oldukça şık gözüküyor. Açıkçası ben monitörü oldukça sevdim. Eğer ki bir monitöre ihtiyacınız varsa ve renk düzenlemesinde profesyonel alanda kullanabileceğiniz, bu bir video düzenlemesi olabilir, buna ek olarak fotoğraf düzenlemesi olabilir. Tasarım alanındaysanız ve renk sizin için önemliyse, hangi alan olduğunun önemi yok, kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Videonun açıklama kısmına gerekli linkleri bırakacağım. Ve böylece bu tarz eğitim içeriklerini destekledikleri için Asus'a da çok ama çok teşekkür ederim. Bir diğer yöntemimiz de ise özellikle kararsız kaldığınız durumlarda işinize yarayacak bir yöntem olacaktır. Mesela örnekle beraber bakalım. Şöyle bir fotoğrafımız var. Ben bu fotoğrafı aldım. Mesela kendi preset paketimden hızlı bir şekilde düzenlemeyi yaptım. Belki biraz pozlamayı şöyle düşebiliriz. Güzel. Diyelim ki ben bu fotoğrafı çok sevdim fakat kararsızım. Belki pozlamada bölgesel değişiklikler yapacağım diyelim. O zaman Snapshots diye karşımıza bir seçenek çıkıyor. Buraya gelelim. Mesela ilk hali diyelim. Onaylayalım. Gördüğünüz gibi ilk hali kaydoldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben fotoğrafın pozlamasını kısayım. Beyaz ayarını değiştireyim. Biraz böyle farklı bir hale getireyim fotoğrafı. Belki gölgeleri de kısalım. Tabii sadece şu anda örnek bir düzenleme yapıyorum ve buna ikinci hal diyelim. İlk haline bastığım zaman fotoğrafın eski haline geri gelecektir ve buradan da geri gidecektir ve ayarlarımızın hepsi de duruyor. Böylece bir fotoğrafın farklı sahnelerini kaydedebilirsiniz ve bu ayarlar kaydolacaktır. Kaybetmezsiniz. Bu da aslında benim gibi eğer düzenleme konusunda hassassanız çok ciddi size fayda sağlayacaktır. Bu arada bilmeyenler için de söyleyeyim. Lightroom'un içerisinde çeşitli presetler yani hazır ayarlar var ve burada da farklı hazır ayarları kullanabilirsiniz. Düzenlemede zaman kazandıracaktır ve benim de hazırlamış olduğum preset paketi var. Farklı ayarlarda her birinin etkisi farklı. Özellikle Neon ve Cinematic Touch'ı çok fazla kullanıyorum. Presets'in linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Hatta bir kupon da bırakacağım bu videodan gelenlere özel. Böylece fotoğraflarınızı görmüş olduğunuz gibi tek bir tıkla düzenleyebilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir fotoğraf çektik. Fakat bu fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi hava oldukça sisli. Sis bazı durumlarda oldukça güzel bir şey bizim için, güzel etkiler yakalamamızı sağlıyor. Fakat bazen de sis yüzünden detayları kaybediyoruz ve fotoğrafın keskinliğini, renkleri de kaybediyoruz. Hızlı bir şekilde düzeltmenin yöntemi ise Develop arayüzünde Clarity'nin altında Dehaze seçeneği var. Ve Dehaze'i arttırırsak görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız çok daha doygun ve keskin hale gelecektir. Ve ilk haline ve sonraki haline bakalım. Neredeyse hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan fotoğrafı düzenlemiş olduk. Bu da özellikle benim bu tarz havalarda çekim yaptığım zaman fazlaca işime yarayan bir yöntem. Mesela bu fotoğrafta benzer işlemi yapalım. Dehaze'i geliyorum, arttırıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Dikkat edin, bütün araçlarım aynı. Beyaz ayarını bile oynamadım. Ve ilk haline göre kıyasladığımız zaman neredeyse fotoğraf düzenlenmiş kadar iyi oldu. Mesela bu sahnede gördüğünüz gibi hiçbir detay gözükmüyor dağlarda fakat kıstığımız zaman detayları daha iyi seçebiliyoruz. Tamamen arttırmak iyi bir yöntem değil çünkü doygunluğu arttırıyor ve aynı zamanda ise yapay bir keskinlik ekliyor. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden şöyle hafif bir şekilde arttırmakta fayda var. Tabii bu fotoğrafa göre, almak istediğimiz etkiye göre değişecektir. Şu anda çok daha iyi bir şekilde görmüş olduğunuz gibi detayları seçebiliyoruz. Taktiklere devam edeceğiz ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki kendinizi Lightroom'da geliştirmek ve bütün araçları öğrenmek istiyorsanız hazırlamış olduğum bir eğitim seti vardı. Udemy üzerinden yayınladım. Bunu da videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bir de fotoğrafçılığa ilgili olduğunuzu düşünüyorum. 30 saatin üzerindeki kapsamlı fotoğrafçılık eğitimine de bakmanı kesinlikle tavsiye ederim. Binlerce öğrencim eğitimden memnun ve gelen yorumlardan da görebilirsiniz. Şu an Türkiye'deki en kapsamlı ve aslında en çok öğrencinin memnun kaldığı eğitim olduğunu da göreceksiniz. Videonun açıklama kısmına gerekli linkleri bırakacağım. Daha detaylı bilgi almak istersen de köşede bir video çıkacak, ona da bakabilirsin.
Akıllı ön izleme oluşturmak pek çok kişinin bilmediği fakat aslında çok hayati bir özellik. Şöyle ki biz fotoğraflarımızı hard diskte tutuyoruz. Hard diskimizi bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından fotoğraflarımızı düzenliyoruz. Diyelim ki hard diskimiz yanımızda değil fakat biz fotoğraf düzenlemesi yapmak istiyoruz. İşte burada akıllı ön izlemeler oluşturarak bizler sanal bir fotoğraf üzerinden, örneği öyle vereyim, düzenlememizi yapıyoruz. Fotoğrafımızı görmüş oluyoruz. Sonradan hard diskimize bağlayarak da aslında fotoğrafımız yanımızda değilken bile düzenleme yapabiliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Library arayüzündeyken fotoğrafımızı seçiyoruz. Ardından library'e tıklıyoruz ve dikkat edin arda alt tarafta previews var. Ve hemen alt taraftan akıllı ön izleme oluşturu, bu şekilde çevirebiliriz galiba, seçiyoruz ve dikkat edin bütün fotoğraflarımı yoksa sadece bunu mu diye işaretliyor. Mesela ben bunu seçiyorum şu anda ve dikkat edin şu anda oluşturdu. Ve şu anda orijinal dosyamı da okuyabiliyor. Hem de ön izlemem burada. Hatta isterseniz bunu bir test edelim. Mesela ben bu fotoğrafım için de bir tane oluşturayım. Buradan geleyim. Gördüğünüz gibi iki fotoğrafımızı da oluşturduk. Fotoğrafımın orijinali burada. Ben bu fotoğrafın orijinalini alayım, sağ tıklayayım ve sileyim. Ve ardından geri dönelim. Dikkat edin, fotoğrafı silmeme rağmen şu anda ön izleme burada olduğu için ben developer arayüzüne geçiş yaparak tekrardan fotoğrafımı istediğim gibi düzenlemeye devam edebiliyorum. Diğer silmediğim fotoğrafa bakalım. Mesela onda şu anda hem orijinal dosyayı hem de akıllı ön izlemeyi görebiliyoruz. İşte bu şekilde hard diskimiz yanımızda değilken, fotoğrafımız yanımızda değilken daha küçük dosya boyutuyla beraber, normalde RAW bir fotoğraf çok fazla yer kaplarken, bu ön izlemelerle beraber çok daha düşük yer kaplayarak fotoğraflarımızı düzenleyebiliriz. Böylece umarım ki video faydalı olmuştur ve Lightroom'da bilmediğiniz, işinize yarayacak güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Öyleyse desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.